Evet, banyodaki ışığım makyaj çekimi yapmaya hiç müsait olmadığı için çekmecelerimden kullanacağım ürünleri aldım, bir tepsiye doldurdum. Makyaj fırçalarımı da aldım ve salondaki güzel ışığı olan pencerenin önüne geçip oturdum. 50 yaşla birlikte yüzde bazı bölgelerin daha aydınlık yapılması gerekiyor. Bazı bölgelerin ise hiç vurgulanmaması, hatta çok koyu tonların kullanılmaması gerekiyor. Ama hepsinden önce cildin nemli olması gerekiyor ki makyaj çok daha diri ve aydınlık dursun. Haydi başlayalım. Merhaba sevgili hanımlar. Sanırım ayarlayabildim bu kez kameradaki doğru basılması gereken yerleri. İnşallah tekrar baştan başlamam. Çünkü Merkür tersken gerçekten yapılan işlerde bir aksaklık çıkıyor. Neyse velhasıl kelam. Bugün niye kameranın karşısındayım? Sizlere 40 yaş üstü insanların makyaj yaparken dikkat etmesi gereken noktalarını anlatmak için. Böyle yani atlı deve bir iş değil. Her zamanki gibi cildimizi nemlendirip işte fondötenimizi sürüp kirpiklerimizi biraz daha belirgin yapıp dudaklarımızı biraz daha iri göstermeye çalışacağız. Ama bunları çok uğraşmadan ve belli başlı 3-5 noktaya dikkat ederek yaparsak aslında böyle çok da uzun bir iş değil. Ne yapmak gerek? Yaşla beraber ilk önce nelerin değiştiğini size anlatayım. 1. Kulaklarımız büyüyor. 2. Burnumuz uzuyor ve büyüyor. 3. Dudaklarımız küçülüyor ağızla beraber. 4. Göz kapakları daha aşağı indiği için gözler daha içeri çöküyor. Göz altlarında renk farkı oluşuyor ve göz kapaklarında da renk farkı oluşuyor. Artı, ay moralinizi bozmayın yani oluyor bunlar ama gülümserseniz gözükmüyor. Böyle yapınca buradaki çukurlar gözükmüyor. Ağız kenarları biraz daha uçlardan aşağı doğru gittiği için buralarda da bir küçük rötuş yapmamız gerekecek. Ve çene de ufaldığı için eğer çenenin ucuna bir parça bir aydınlık dokundurursak daha yüz ince uzun ve yanlardaki sarkaklar fazla göze batmaz hale geliyor. Kontura karşıyım. Yani çok koyu bronz şeylerle yüzü çerçevelemeye hatta şimdi gençlerin yaptığı gibi şurada üçgen şeklinde beyazlar koymaya falan karşıyım. Burada yapmamız gereken şu. Düzgün bir ten ne eksilmiş kirpik biraz daha belirgin kirpikler ne eksilmiş kaşın işte yoğunluğu biraz onu takviye etmek ve dudakları daha canlı pembe göstermek. Yani bordolar, kırmızılar, koyu maviler, yeşiller falan yok. Burada ışık ve gölge oyunları yapacağız. Uzatmayayım çünkü uzatınca seyretmiyor insanlar. İlk önce bu benim kendi ürettiğim serum. İyi bir ten yapmak gerekiyor. Onun için gün içinde de nemini kaybetmemesi için güzel bir nemlendirici serum sürüyorum. Ten nemli olunca kırışıklarda dolduğu için daha düzgün bir tuvalimiz olacak. Ardından iyi bir nemlendirici sürmek gerekiyor. Yine ben kendi nemlendiricimden kullanacağım tabii ki. Tabii başka şeyler de deniyorum. Bir pompa yüz için yeterli. Evet. Şimdi de makyajı daha sabit, gün içerisinde pullanmadan, yağlanmadan kalması için üretilmiş make-up base diyorlar ya makyaj altı bazlarından. Ben Nişantakilerden yine son alışverişimde bana yollamışlardı. Şu ikisini kullanmıştım. Pembe olanını kullanacağım. Makyajın sabit kalmasına yardım ettiği gibi bu yaşla beraber ciltte de ton farkları oluyor ya. Onları da daha böyle tek renk göstermeye yardım ediyor. Aslında hepsini kullanmamam lazım ama sürdüm işte. Bunun içerisinde bu pembe olanın içerisinde bir parça böyle ışıltı da var, sedefli. Ben seviyorum. Daha doğrusu beyaz teni seviyorum. Zaten beyaz tenliyim. Elimden gelse şeffaf olacağım. Seven derler gibi. Biliyor musunuz eski Mısır'da kadınların ne kadar damar gözüküyorsa o kadar asil kabul ediyorlar. Şimdi güneş de var. Bronzlaşınca damarlar gözükmüyor diye. Kadınlar mavi kök boyalarıyla kendi damarlarının üzerinden böyle fırçalarla geçerlermişken yani bak ben asilim damarım var falan diye. Ya beyaz kadın daha güzeldir. Yani
Coco Chanel'in çıkardığı kadını seviyorum ben. Ondan sonra bir kanı şu bronzlaştırıcı ürünleri satmak için moda yaptığı bronz kadını sevmiyorum. Ama herkesin zevki farklı. Makyaj bazımızı da sürdük. Şimdi eğer yaşınız 40'ın üstünde, cildiniz mat, solgun, yorgun, hafif sarkma başlamış, kırışıklar falan da varsa çok kalın fondötenlerden kaçının. Hatta mümkünse lekeleriniz yoksa renkli nemlendirici kullanın. Fondötenizi nemlendiriciyle yarı yarıya karıştırıp da kullanabilirsiniz. CC krem kullanabilirsiniz. BB kullanabilirsiniz. Ama bunların ince yapıda olması önemli. Yani cildi taze yapmamız gerek. Böyle kalıp gibi bir şey olmaması lazım. Eğer leke varsa onları küçük rötuşlarla kapatırız. Benim yeni aldığım Essence'in şu 16 saat kalıcı fondötenini çok beğendim. Az sürmek gerekecek çünkü oldukça kapatıcı. Yıllardır kullandığım Toleria'nın şu benimki 13 numaraydı evet. 13 numaralı aynı zamanda güneş koruyucu olan fondöteni de çok iyi. Kalıcı ve öyle terle yağ salgısıyla falan kolay kolay yer değiştiren bir fondöten değil. Bir de eğer gece ise cildim de kuruya dönüyorsa kış ise Dermacol'un şu meşhur Hollywood yıldızlarının yıllardır kullandığı kremini kullanıyorum. Krem fondötenini. Bunun Türkler taklidini de çıkarmış. İçerisinde neler var bakıp bakmadan almayın derim. Şimdi ben bunu kullanacağım. Çünkü hem bir kere içerikleri çok daha iyi hem de biraz daha hafif bir makyaj olsun istiyorum. Şu. Yüze eşit dağıtacağız. Aynayı da buraya koydum. İnşallah kullanabilirim. Çoğu insan fırçayla sürmeyi seviyor fondöteni. Ben parmakla yaymayı daha ne bileyim daha iyi buluyorum. Kendimi buna alıştırmışım. Fırçayla da yiyebilirsiniz ama o zaman daha fazla oynamanız gerekiyor. Islak sünger de hiç fena değil ama illaki fırçayla yayacağız diye bir şey yok. Fondöteni sürdükten sonra şimdi lekeli olan yerlere bakıyoruz. Gözümüze batan bir ton farkı varsa oraları rötuşlayacağız. Elime bir parça fondöten alıyorum. Benim 3 tane noktam var. Klasik. Şu. Şu. Hanım da kapanmış. Evet, lekeleri de kapattık. Şimdi sıra geldi. Rengini kaybetmiş olan göz kapağını eşitlemeye. Bu çok önemli çünkü göz kapağı yaşla beraber elastikiyetini kaybettikçe rengini de kaybediyor. O zaman onu eşitlemek gerekiyor. MAC'in Paint Patu yıllardır kullanıyorum. Hatta bir tanesinin içi bitmeden kullanım süresi bitmişti ve atmıştım. Çok da üzüldüm. Göz kapağını bununla eşitliyorum. Şu göz çukurları da yaşla beraber koyulaşan yerler. Oraları da sürmeyi unutmuyoruz. Bu aynı zamanda farın çok böyle yumuşak işlenebilmesine de yardımcı oluyor. Yani sadece göz kapağını rengini eşitlemekle kalmıyor. Farı da daha rahat yerleştiriyorsunuz. Şuralara dolmuyor. Çünkü yaşla beraber kat yerleri maalesef farları dolduruyor. Şimdi gelelim concealer'a. Glow Minerals'ın bir de Rimmel'in iki tane concealer'ı var benim kullandığım. Bir tane de NYX'in vardı. Şöyle beyaz, çok derin çukurlar için genelde kullanırdım. Neden seviyorum? İçerisinde SPF de var. Gerçi diyeceksiniz 12 SPF ne kadar korur? Bir saat kadar. Şimdi çukurlaşan yerlere bakıyoruz. Şuraları yaşla beraber evet biraz çökük oluyor. Doldurduk. Ağzın iki kenarı. Böylece yukarı kalkmış olacak ağız uçları. Çene ucu.
şu sırada birini şey dediğini duydum. Ay ben bu kadar işle uğraşamam. Valla uğraşıyorsun usta. Tabii Allah geceler versin de. En son gözaltları. Bu arada gözaltlarını neden şöyle bir üçgen yaptıklarını hala anlamış değilim. Çünkü concealer'ın amacı o değil. Onu açık renk bir fondötenle falan yapılabilir ama yeni nesil çok enteresan makyaj trükleri buldu. Evet, gözaltı da tamam. Oradaki renk koyulunu da kapattık. Şimdi sıra geldi. Bunların hepsini sabitlemeye. Biliyorum evet, kompakt pudralar gün içinde rötuş içindir. Yani makyajı sabitlemek için toz pudra kullanılır. Ama şu İhsan'ın aldığım yeni pudrasını ben çok beğendim. Geniş bir fırçayla çok güzel uyguladığımda matlık da bırakıyor. Onun için kompakt bir pudradan toz pudra gibi faydalanacağım. Şu. Kutucuğun altına isimlerin hepsini yazarım. Geniş bir fırçayla yaptığım bütün üçkağıtları sabitliyorum. Bu arada eğer fırçanızı kullanırken böyle yüzünüze küçük tüyçükler dökülüyorsa fırçanın ömrü bitmiş demektir. Şu yıkadıktan sonra şu betel kısmın içinde kalan yerler nemden dolayı kılı çürütüyor ve onlar dökülüyor. Atın, yenisini alın. Hiçbir şey canınızdan daha kıymetli değil. Evet. Toz pudrayla da sabitledik. Şimdi sıra geldi kaşlara. Ben çok uzun zamandır Ardell'in bu paletini kullanıyorum. Hatta sadece iki rengini kullandığım için şunu kaşlarım için kullanıyorum. Muhtemelen bunun süresi geldi. Atmak zorunda kalacağım. Yani demek ki neymiş? Dört tane renkli kaş paleti. Sadece iki rengi kullanıyorsan işine yaramıyormuş. Geri kalanını çöpe atıyormuşsun. Bu da sana ders olsun Ayşenur. Şimdi bu gözlük ne diyeceksiniz? Şimdi bu gözlüğü fi tarihinde New Chic'den mi, AliExpress'ten mi, nereden almıştım? Benim gibi körler için, yani yaş aldıkça tabii göz de bozuluyor. İstediğiniz gözü boyamak için bu bürteşli tarafı kullanabiliyorsunuz. Şimdi ilk önce hafif tarayalım kaşları. Almıştım dün ama yine de bir fazlalık ya da eksiklik var. Bakalım. Kaşlar yaşla beraber eksilen kıllardan. Saç gibi, kirpik gibi. Bunları doldururken saç kökünüzdeki renkle aynı ton olmasına dikkat edin. Sahte durmaması açısından. Çünkü bizim yapmak istediğimiz daha genç ve daha diri bir makyaj. Ve alt kısmının şurasını çok belirlemeyin. Üstten alın. Çünkü kaşı yukarı çekmektir önemli olan. Aşağı indirmek değil. Benim bu kızılımı ben çok seviyorum. Bitmek üzere de gidip yenisini alayım. NYX'de gördüm galiba benzer bir rengi. Çünkü yine alıp dörtlüyü ikisini kullanıp geri kalan üçünü de atmak istemiyorum ikisini. Evet. Öbür tarafı yapıyoruz. Ha, kimileri kalemle doldurmayı tercih edebilir ama ben her zaman suyla ıslatılmış bir fırçayla toz far kullanmayı tercih ediyorum. Sanırım eşit oldu. Evet. Kaşlar da bittikten sonra geçiyoruz göz makyajına. Şimdi göz makyajında şöyle enteresan bir şey var. Kirpiklerin diplerindeki o kirpik bolluğundan olan siyah çizgi yaş aldıkça kirpik azaldığından yok oluyor. Onun için ben direkt siyah eyeliner çekmek yerine altına önce ya kızıl ya bordo bir toz farı eyeliner gibi çekiyorum. Daha sonra kirpik dibinden incecik bir siyah eyeliner çekiyorum. Criolla'nın şöyle bir su bazlı farı var. Ben bunu eyeliner olarak kullanacağım. Ama isterseniz siz ıslatılmış bir fırçayla toz bir farı da aynı şekilde kullanabilirsiniz.
Şimdi bunu kurumasını beklerken ben allığımı yapayım. Şimdi allık derken ne olur böyle çiğ pembeleri, içinde mavisi çok olan pembeleri kullanmayın. Yaşla beraber hassaslaşan cilt zaten çok böyle bu tarz bir pembe olur. Daha çok şöyle bu Misha'nın Likit, adını bilmiyorum, Juicy Pink Likit allıkları tercih edebilirsiniz. NYX'te olan şu ikili gördüğüm oradan allıklardan kullanabilirsiniz ama hep şeftali ve pembenin içinde mavisi olmayan tonlar. Ya da somon olarak şöyle bir ton da tercih edebilirsiniz. Ben bundan kullanacağım. Allığın olması gereken yer yanağın. Güldüğünüz zaman buraya çok değil, iki parmaktan fazla yaklaşmamak. Güldüğünüz zaman topaklaşan, tombikleşen yer. Burası. Unutmayın, şu boyunun iki kenarına allıktan arta kalan pembişi hafif dokundurursanız yüzle allıkla uyumu daha doğal görünecektir. Bu şekilde allığı yaptıktan sonra şuraya çok hafif bir koyu renk ama asla içinde sarı olan bir ton değil. Küçük bir şöyle yanak çukuru yapabiliriz. Ama asla bütün konturu dönmüyoruz. Yüz zaten yorgun. Gerek yok. Eğer gıdı çıkıyorsa gıdıya da biraz koyu sürmek onun çukurda ve gölgede kalmasına yardım eder. Daha az görünecektir gıdı. Şimdi eyeliner'ımı çekebilirim, siyah olanı. Benim eski kullandığım buydu galiba. Tamam vardı. Ha. NYX'in şu eyeliner'ını kullanıyordum. Ama bitti. İçinde şıkırdayan bir hani onun hala likit olduğunu gösteren bir boncuk vardı. O artık işlemiyor. Onun üzerine pastelin art liner'ını aldım. Türk malı şeyleri tercih etmeye çalışıyorum. Ama eğer gerçekten işe yarayan bir uç üretebilmişlerse. Şimdi kirpik dibinden çok 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 ince bir siyah hat yapıyoruz ve kuyrukta tamamlıyoruz. Daha sonra maskaraya geçebiliriz. Ama kirpikler madem ince ve bunları biraz kalınlaştırmak gerek. Çok kalın maskaralar kullandığınız zaman topak topak ve çok sahte bir kirpik yapıyor. Onun için benim tavsiyem bu Elar'ın kirpik primer'ı deniliyor. Başka firmalardan da görmüşsünüzdür. Bundan uygulayıp kuruduktan sonra maskarayı sürerseniz kirpikleriniz tek katla bile gayet dolgun görünebilir. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hande'ler bize yemeğe gelecek erkek arkadaşıyla beraber acil masayı kurmuşum. Bu primer'ı sürdüm. Dedim o kuruyana kadar ben gidip yemeklerin altını ısıtayım. Usta kapı çaldı. Geldi misafirler. Ben böyle beyaz kirpiklerle açtım. Yani yüzüme bir garip bakıyorlar ama bir şey demiyorlar. Yemekteyken Hande dedi, Ayşenur abla dedi, bu yeni moda mı? Ne dedim? Beyaz kirpikler dedi. Orada hatırladım ki ben primer'ın üzerine maskarayı sürmemişim. Neyse ki yabancı biri değildi ama yani sokağa böyle çıkmak herhalde çok komik olurdu. O kururken biz de dudak çerçevesini yapalım. Şimdi dudaklar küçülüyor dedik. Ama bu dudağı büyütürken
bir kalem ucundan daha fazla büyütürsek, bu sefer de böyle eski yaşlı Leventen hanımlar olur ya, onlar gibi bir dudak olacak. İyice dudağın zorla büyütüldüğü belli olacak. Onun için ne olur şu yan kenarlar şunları çok belirlemeden bir milim dışarıdan belirleyelim. Bir de dudak kalbi denilen şu kalp yaş aldıkça yok olur. Onu da belirlemeyi unutmayalım. Buralara çok gitmiyorum çünkü oralar konuşurken aşağı doğru gidiyor. Bir şeyi ne kadar belirlerseniz o kadar göze batıyor. Gelelim rujumuza. Ben pastelin şu midik rujlarını çok seviyorum. Hem ucuz hem kullanıp bitiriyorsunuz. Hiçbir zaman telef olmuyor. Ama biraz daha pembe bir sedef koyacağım dudağın üzerine bundan sonra. Daha yeni aldığım ruj değil, parlatıcı. Bayılıyorum rengine. Çok doğal duruyor ve çok böyle taze duruyor dudaklar. Hafif somon bir ton var içinde. Bir de kirpiklerimiz kaldı. Bir de hafif bir göz kapağı gölgesi yapacağız. Şimdi maskara. Santel'in organik maskarası. Evet çok dayanmıyor. Ama artık gözlerim kaşınmıyor. Kirpik tiplerime de zarar vermediğimi biliyorum. Bundan sonra sanırım bunu kullanacağım. Beğendim. Şimdi ne demiştik? Gözler yaş aldıkça küçülüyor. Gözü biraz daha iri göstermenin en güzel yolu gözün içindeki şu waterline dedikleri şu ince bir bölüm var ya, oraya gözün beyazına yakın bir tonla kalem çekmek. O zaman orayı da göze dahil ediyoruz. Gözler biraz daha iri duracak. Arasındaki farkı görmeniz için şöyle yapayım. Bunu sürerken alt kirpiklere dokundurmamaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o zaman sanki orada küçük beyaz beyaz noktacıklar kalmış gibi oluyor. Tamamıyla göz kapağının içindeki o hattı beyaza boyamak gerekiyor. Kirpiklere dokundurmuyoruz. Bu da tamam. Şimdi sıra geldi göz kapağına. Aslında herkesin en çok zorlandığı yer ama bence en kolay olan bölüm. Göz kapaklarının şu kısımları aşağı doğru indiği için oraya ne kadar üçgen şeklinde bir gölge koyarsak o kadar göz kapağının sarkık yerini gölgeye yani çukura atmış olacağız. Ben şu paleti çok seviyorum. Uzun zamandır da kullanıyorum. Kullanma tarihine bakmam lazım. İnşallah çöplük olmamıştır. Oradaki şu Vison tonunu çok seviyorum. Aslında şuraya koyup şöyle yapsanız bile yeterli. Göz kapağım kalktı. Her zaman hafifçe vuruyoruz ki hani üzerindeki toz oraya leke yapmasın. Fırçayı iyice
temizledikten sonra yayabiliriz. Geçenlerde nerede duydum bilmiyorum ya da izledim. Aa, yanlış fırça kullanıyor. Yanlış fırça diye bir şey yok. Elinize hangisi iyi geliyorsa, hangisiyle daha rahat yaydığınıza inanıyorsanız, ister sivri uçlu, ister bol tüylü, ister ince uzun, ister küt. Onu yapacaksınız. Sadece uzmanlar size hangisinin orada daha pratik olduğunu gösterir. Siz elinize uyanı kullanırsınız. Yani bu uçak kullanmıyoruz sonuçta. Yani yaptığınız herhangi bir hata cana mal olmuştur. Kirpik tiplerini alttan da belirlemek isterseniz lütfen çok ince yapınız. Çünkü kalın olduğu zaman göz altındaki kırışıklara doğru inecek ve kötü duracaktır. Ve sonra tuş. Göz pınarlarını hafif aydınlatırsak biraz daha canlı ve diri olacak gözler. Unutmadan söyleyeyim, göz beyazları yaş aldıkça sararır. Onun için gözlerinizin beyazını diri tutmak için bazı damlalar vardır. Blue Good mesela ben uzun yıllar ekranda kullandım. Ama gözyaşı damlalarından da faydalanabilirsiniz. Zaten doğru besleniyor ve iyi uyuyorsanız gözünüzün beyazı sarılaşmayacak o kadar çok, göze batmayacak. Hafif sedefli gümüş rengi bir kalemle göz pınarının altına küçük bir dokunuş yapıyorum. Şu kadar. Ve bitti. Acaba diyorum burun ucunu biraz havaya kaldırsak mı? Şöyle. Çenin ucunu biraz parlatmak. Belki biraz daha uzatacak. Ve bu da pastelli bir highlighter'ı. Ben çok beğeniyorum. Pudra üzerinden bile gayet güzel tutuyor. İşte hasta olsanız bile kimsenin inanmayacağı, 60 yaşında olsanız bile insanların "Aa, 40 gösteriyorsun" diyebileceği bir makyaj şekli. Uzun gelebilir ama anlatarak yaptığım için aslında 30 dakikaya yakın sürdü. Eliniz bir alışsın. 20 dakikada en fazla banyodan çıkarsınız ve hem aynaya baktığınızda kendinizi iyi hissedersiniz. Hem insanlar size "Aa, bugün ne kadar taze görünüyorsun" dediklerinde ruhunuz tazelenir.